Sen işleri sırayla hallediyorsun ama Selma Hanım aynı yere takılıp kaldı. Kız sen hocamın daha kabasını mı aldın? Evet. Ablam gözünü seveyim mutfak çok yağlı. Biz bu salona girdik ki kolay hemen çıkalım diye. Hallederiz, hallederiz. Bak camı sildim. Kornişin bir kısmını sildim, gerisini sileceğim. Şu an peteğe geçtim, cam da bitti. Kadirciğim baksana şuralara. Evet, böyle boya mı olur Allah aşkına ya? Sen ona olma ciletlerine uğraşma, telle hızlı sil. Gözünü seveyim bak, cama bakmayacaklar. Mutfak dolabı çok önemli bizim için. Bakar onlar bakar. Selma Hanım 36 dakikanız geçti bile. Ona göre. Benim baktığım her yere bakacaklar. 36 dakikada iki cam mı sildin? Aynen öyle. Selma abla mutfakta buzdolabı var, fırın var, ocak var, bulaşık makinesi var, dolabın üstü var, yanı var, fayansı var, camı var, kombisi var. Var da var diyorsun ya. Var da var. Evet. Var var da hanımlarda da dardar var. Bak hala oyalanıyor orada. Bitireyim şuraya. Selma abla onu bırak. Gözünü seveyim. Sen bezi süngeri bırak kız. Hadi bırakın artık. Bezi al. Komple bezi al. Hadi. Hadi camları silin. Camları mı? Bırakayım mı böyle bunu? Süreyi yetiştiremeyeceksiniz diyorum size. Ama şurası var daha. Bir saatte cam mı sileceksiniz? Sonra finalde camım güzel oldu diyeceksiniz. Ama ne fayda? Adamın camını okurlar vallahi bunlar. Selma Hanım'ın salonda temizliğini çok yavaş buldum. Özellikle camda yani çerçevelerde çok oyalandığını gördüm. Selma abla hadi gözünü seveyim bak. Bu arada son 10 bin liraya son 2 gün kaldı Selma abla. 10.000 lirayı kazanırsanız o parayla ne yapacaksınız? Paraya ne yapacağım? Oğlum nişanlandı. Pandemi dolayısıyla ameliyat olduğum için bir de sıkıntıdaydım. Oğluma nişanında bir şey takamadım. Altın mı alacaksın? Altın alırım ya. Tam da zaman altın düştü bak. Bırakın altını. Borcunuz harcınız yok mu? Onları kapatın. Gelinim sağ olsun istemiyor ama olsun. O öyle. Gelin isterim der mi hiç? Tabii ki istemedim diyecek. Gelinim çok hanımefendi bir kız. Hadi bakalım yolun oğlum, başı daha. Oğlum dengini buldu. Camlarını çok uğraştıracağını sanmıyorum onu. Bir koltuklarda biraz kalırsa kalır. İnşallah o lekeler çıkar. Bana gelince eleştirmişti Selma Hanım lekelerden dolayı. Onu göreceğim bugün. Kadir şikayetçiyim. Bak detaylara giriyor yarışmacın. Ablam detaylarda boğulma. Kalk detay bizim işimiz değil. Temizlik bizim işimiz. Ama onların detay bizim işimiz değil de onların işi ama. Onların işi çene. Sen bırak onu. Ben yarışmacı olsam ben yapacağımı yaparım ama finalde de kendimi öyle bir savunurum ki ağızlarını açtırtmam. Siz finallerde peki teşekkür ederim. Haklısın. El edersinse o adam sana iyi bir şey der mi? Zaten dişlerini bilemiş 10 bin lirayı. Vallahi ben bilmem. 40 dakikanız geçti. Bana temiz bez alabilir miyim ben? Sen suyunu değiştir. Bir duş alacağım. Değiştireceğim. Camları biz sileceğim girelim artık bu işe. O peteği çok güzel yapsın. Parlasın, gülsün çünkü boyalar var. Eğer tecrübeli olursa gayet güzel yapacağına eminim. Beklediğim yer bana peteklerden girmişti. Petekler kötü oldu demişti ama göreceğim. Girdiğimde petekler hiçbir şekilde dokunulmamıştı. Evet iki camımız bitti. Şu anda Selma abla muhteşem performansıyla balkon camını siliyor. Bu ne ya? Pazar sürprizi mi sunuyorsun Kadir? Biraz eğlenceli olsun da hep temizliyiz. Biraz şöyle coşku ekran başındaki herkes coşkulansın istiyorum. Şimdi bu camı güzelce sildim. Peteği sildim. Şimdi bu koltuğu bir süpürmek istiyorum. Koltuğu silmeyeceğim. Çünkü mutfak çok yağlı. Bizim oraya gitmemiz gerekiyor. Gerek de yok zaten. Gerek de yok. Bir lekesi de yok. Güzelce süpüreceğim. Şu arkasını silip bunu çekeceğim artık. Yani bu taraftan sileye sile kapıya doğru gideceğiz. Konsol, soba borusu ve kapı var. Kapı bayağı berbat sararmış. Onun tellenmesi lazım. İşler bizi bekliyor Selma abla. Efendim. Sen ne diyorsun? Bir seslen ekranlara. Temizleyeceğiz. Ne diyelim temizleyeceğiz. Allah razı olsun. Ben de bir saattir düşünüyorum ki biz ne yapacağız ne yapacağız temizleyecekmişiz. Bunu niye söylemiyorsun bana? Ama kadın doğru söylüyor Kadir. Bunu yapamayanlar da var. Allah için Selma Hanım çok güzel temizlik yapıyor. Eline koluna. O 18 senedir kadın iş yapıyormuş. Hem temizlik yapıyormuş hem de lahmacun ustasıymış. Bunu biliyor muydun Kadir? Evet. Aa, evet. Bir şey diyeceğim bak evde lahmacun yapıyoruz. Televizyonlar ile yalandan gösteriyorlar. Sürenizi durdurdum. Evde lahmacun yapmanın püf noktaları neler? Bize de anlatır mısınız? Yapılmıyor evde lahmacun. Yapılıyor. Yapıyorsun ama oradaki mesela lahmacun hamuru var ya. Onu böyle yuvarlıyorsun ortadan böyle biliyorsun. Evdeki kıtır kıtır dökülüyor. Niye? Niye dökülüyor? Onlar çünkü şey oluyor mayasız oluyor. O lahmacunlara maya konulmuyor. Öyle yoruluyor. Mayasız yoruluyor. Oradaki lahmacunlar mayasız mı dükkan? Mayasız. Nasıl öyle katlanıyor hamur? Mayasız hamur zaten. Hani çabuk şey yapılıyor. Sadece tırnaklı pidelere bir de şeylere...
lavaşlara konuluyor. Biz evde yapıyoruz mayasız ekmekten ama dökülüyor. Neye özel? Onu ne kalın bırakacaksın ne ince bırakacaksın. Bekleteceksin ama o hamuru bekletmen lazım. He, mayasız yoğuracağım ama bekleteceğim. Mayasız yoğurt bekleteceksin. Bir de onu, kıymasına soğan koyuyor musun? Kıymasına soğan koyuyoruz, kırmızı biber koyuyoruz, yeşil biber. İstersen o sizin tercihinize lahmacun kalmış. Lahmacun tanesi bile 6-7 lira olmuş. Evet. Çok pahalandı. Lahmacun bile pahalandı. Kaç yıldır lahmacun yapıyorsunuz? 4 sene diyeyim. Yani 3,5 sene şu ameliyat şeysini geçelim. Kemik gidene kadar? Aynen. Bakın sakın para biriktirip lahmacun işine falan girmeyin. Ha yok, sakın dükkan açayım deme. Beyaz eşyalarından olursun bak sakın. O işe sakın gireyim de. Mal maşat gider bir de üstüne borç kalır sana. Allah'ım sen koru. Neden? Yapanlar olmuş ablam. Vallahi. 50 milyarlık arabayı satıp döner işine girip satacak hiçbir dönerde şey dürüm olmuşlar onu geçse. Düşün aylansın bile yok yani satacak hiçbir şeyim yok. Şimdi 300 bin lira borcu var. Tut hala aklım onda zavallı kadın. Ay gerçekten. Ya 50 milyarlık arabayı sat sen işe gir. Bir de üstüne dünyanın vergi borcu malzemesi osu busu 50 milyara girdi işte 300 milyarlık borçlan çıkmış. Yani. İşte dükkan açma. Çalış bir yerde maaşın olsun akşam maaşını al eve gel. Geri kalanıyla ilgilenme. Tane para daha güzel biliyor musun? Vergisi, işçisi, marulu, maydanozu, sebzesi, zerzevatı çok zor iş. Evet çok çok ben çalıştığım yerde gördüm. Bir de benim ustam en iyisini alırdı. Derdim ki usta şimdi kendi yanında patronum, kendi yanında çalışanlar var. Derlerdi ki bu işte biber yerine marul koyalım. Olmaz derdi. Biber kalite yerine marul mu koyalım? Oo neleri var ya. O kadar böyle var ya insanı tiskindiriyor. Ya her yerde her şey yenmiyor yani. Sizsiz olun. Bir şey dışarıdan bir şey çok fazla yememeye özen gösterin. Ha. Dışarıdan 5 yıldızlı görürsün böyle ağam şağamdır mutfağına gir. Börtü böcekten geçilmez. Evet oralar öyle. Çok fena. Öyle bir şeyde tezgahtaki beze bakacaksın. Tezgahtaki bez benim aynen için çok önemli. Aynen. Tezgah aynen bezi. Garsonların önlüğü. Ben çalışırken o domatesin hani o beyaz yeşil yeri var ya o şey çıkarttığımız. Orayı dahi çıkartırdım. Ben yemediğim şeyi kimseye yedirmem. Orayı da çıkaracaksınız zaten. Aa olur mu atıyor robotun içine? Ben daha önce başka bir yerde çalıştım. Mutfakta aşçılık falan yaptım. Yemin ediyorum size dışarıdan nasıl alıyorsa hiç yıkattırmıyor. Diyordum usta yani yıkanmaz mı? Ben yemem. Hem oruçlu oruçlu dedim usta kusura bakma ben burada çalışamam. Günaha giremem. Ben giremem o yani. O kadar adamın hakkını nerede verecek? Aynen öyle. Mesela kıyma yerine soya fasulyesi var ya ondan kıyma var bulgur gibi. Onu ıslıyorsun su sıcak suda şişiyor. Hiç etten ayırt etmezsin. Gerçekten. 10 kilo kıymanın içine 5 kilo ondan kat 25 kilo kıyma oluyor sana. Arasında kaynıyor hiç anlamıyorsun. Karnın yarık yapıp getiriyorlar. Bu karnın yarık ama normalde et böyle biraz sulanır kendisi. Evet lezzetli. Aynen öyle. Hiç bulgur gibi meğersem soya kıymasıymış onu çok sonra anladım ben. Ne pul biber yerine kiremit tozları ne evet tarçın yerine talaşlar aynen ne antep fıstığı yerine bezelyeler yiyoruz. Ben de onu diyecektim. Antep fıstığı yerine bezelye koyuyorlarmış. Nasıl can verecekler ben? O da bir şey mi? Pul biber yerine talaş. Hayır kiremit tozu, kiremit tozu, zeytini, ayakkabı boyası. Evet. Tabii. Bence bunların köküne kibrit suyu. Bir şey diyeyim mi? Vallahi var ya onların sayesinde öbür tarafta cehenneme girmeyeceğiz diye düşünüyorum. Allah'ım. İnşallah. Bol bol pul biber alıyorum ablam. Haftada 5 kilo tarçın, 5 kilo pul biber alıyorum. Bence siz yine de fazla ümitlenmeyin. Var var ufak tefek var. Yalan söylemeye gerek yok. Evet herkes pul biber alsın. Yanına görür Allah. Hadi ben şu koltuğu bir süpüreyim, şu arkasını da bir sileyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.